Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, balkonuma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'a şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Hava çok güzel. 2 gündür baş ağrılarım da yok. Değmeyin keyfime. Dün sukularımı çıkardım yukarıki balkonda. Bugün de aşağıdan küpelerle millileri dışarı çıkardım arkadaşlar ikindiden sonra. Size onların şimdi sararmış yapraklarını, ne halde olduklarını göstereceğim daha doğrusu. Alt topraklarını sonra bir de bakımdan sonra. Bunlar da susuz tabii. Balkondaydılar. Benim inatçı keçileri hala patlamadılar arkadaşlar. Böyle beyaz olacak galiba bu ama. Bu şöyle bir renk çıktı arkadaşlar. Pembe değil, beyaz da değil. Nasıl bir şey anlamadım. Belki de içeride diğer rengi böyle oldu. Bilmiyorum. Ne renk bu sizce? Böyle bir şey. Evvelki gün bunları da aldım arkadaşlar. Sarı ile kırmızısını aldım. Bu saksıya ektim. Üçü bir büyüsün yaz geliyor diye. Saksılar indirime girmişler. 15 litrelik saksılardan aldım arkadaşlar. Ceylon'da, İzmit'te olanlar bakabilir. Herhalde temizlik yapıyorlar. Ellerinden çıkartıyorlar. Yeni sezona yeni saksılar gelsin diye. Normalde 35 yıllık saksılar 9,5 10 lira 10,5 lira etiketleri vardı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kuk peysajın yanındaki Ceylon'a gidebilirsiniz. Ben 15 litreliklerden aldım. Büyük dikenler taçlarıyla büyük küpelerimi geçireceğim arkadaşlar. Kavanşolar içerideler. Dışarı çıkartmadım. Allah'a bin şükür bunlarda hiçbir hastalık yok. Ama küpeler yeniden beyaz sinek oldu arkadaşlar. Havada 23'üne kadar gösteriyor. 23'üne kadar 1 derecenin altına düşmeyecek. Onun için bu akşam çıkardım. Bu saatten sonra diplerini ıslatıp gece soğuğunu yemesinler alışmadan dedim. Yarın sabah onları güzelce yıkayacağım, ıslatacağım. Birkaç gün dışarıda dursunlar arkadaşlar. Cam güzellerime bakın arkadaşlar. Çiçekli çiçekli. Güzel. Geçen gün arkadaşıma saksıyla hediye ettim geldi. Misafirim var demiştim ya. Tohumlar da yavaş yavaş yerlerine ulaşmaya başladılar arkadaşlar. O kadar sevindim ki tek tek mesajlar gelmeye başladı. Kimisi Messenger'a atıyor, kimisi WhatsApp'a atıyor. Çok sevindim. Gittikleri yere mutluluk götürsünler arkadaşlar. İnşallah gelecek yıl daha geliştirebiliriz bunu. Yine yaş gününde kanalım, doğum gününde güzel bir jest arkadaşlarıma yapmak nasip etsin. Allah. Bu hastalığın arasında uğraştım. Bitti. Zor olmadı. Kargo da kolay oldu arkadaşlar. Öğlen tatili verdiler. O gün şubedeki kasanın biri tamamen bize çalıştı. Kız da bıkıp usanmadan onları güzel güzel yazdı, paketledi. Hiçbir bıkkınlık ifadesi göstermedi. Allah razı olsun. Çok güzel geçti arkadaşlar. Kargo işi zor biliyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Yapılması gerekiyordu. Çok güzel oldu. Çok sevindim. Herkesin Hatay'dan Tekirdağ bahçelerde bizim bahçenin çiçekli tohumları çiçeğe döner inşallah arkadaşlar. Ben de görürüm yine böyle Messenger'dan ya da WhatsApp'tan ya da çeker gönderirsiniz bilmiyorum. Beni de mutlu edersiniz. Bazı mesajlar da yeni yeni gelmeye başladı. Bize de tohum yollayın, yolla diye. Arkadaşlar 1,5-2 ay önce söyledim ben. Bu seneki etkinlik bitti. Allah izin verirse, çiçek arkadaşlığı, çiçek yolculuğumuz devam ederse inşallah seneye Ocak ayında yine. Bu sene daha tohum defterini kapattık. Tohum anca eve misafirim olan eşime, dostuma, sağıma soluma, artık kendi bahçeme onlar olur. Daha bu sene tohum defteri açmam.
İsteyen var, deprem bölgesinden isteyen var ama şimdi yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Bu yıllık bu kadar olsun. İnşallah tohum çiçek arkadaşlığımız devam eder. Gelecek yıl daha zengin bir menüyle sizi de tohumlandırırız. Bilemiyorum artık. Biraz dışarı çıkalım, size küpelerle millileri göstereyim. Arkadaşlar bunları ikindiden sonra dışarı çıkardım. Bu akşam hiç ellemeyeceğim, aşağı alacağım. Yarın Allah izin verirse bunların sarı yapraklarını temizleyip diplerini gübre koyacağım. İki el arabası toprak, iki el arabası da gübre getirirsek yeter bunlara büyük bir ihtimalle. Size ben küpelerin topraklarını göstersem şaşarsınız arkadaşlar. Bildiğiniz asfalt gibi olmuş. Kediciklerim de ayağımın altında dolanıyorlar. Akşam oldu çünkü yemek istiyorlar arkadaşlar. Bakın küpelerin tohumlarını, meyvelerini görüyor musunuz? Ne kadar iriler. Şöyle ineyim aşağıda. Şimdi size bunları bu halde gösteriyorum. Bakın nasıl yaprak dökmüşler. İçeride balkondaki masanın üstünde sararan yapraklar var. Telaşlanacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Doğal bir döngü. Geçen yazdan beri olan yapraklar tabii ki dökülecek. Üzerine tazeleri, yenileri çıkacak. Herkes yenilenecek yani. Bitki de kendini yenileyecek. Bize de bakımlarını yapmak düşüyor. Güzelliğimize bakın arkadaşlar. Çiçekli, güzel. Şöyle küpeler. Toprağını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne hale gelmiş bakın. Ötüyor. Beton gibi olmuş. Ama çiçeğine bakın. Hiçbir şey yok. Gayet sağlıklı. Şimdi yarın iki el arabası toprak. Burada bir tane komşumuz bizim Temel kazdı. Onun şeyinde toprağın içinde çok fazla tohum birikintisi yoktur. Yabani tohumlar. Oradan iki el arabası toprak getiririz. İki el arabası da gübre çıkartırız. Bunları güzelce ıslatır, gübreleriz arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın ne kadar güzel ya. Şu anda hasar yok, gözükmüyor arkadaşlar. Bu rapa tohumda böyle usuldan usuldan gelmeye başladı arkadaşlar. Açıyor. Güzel. Rabbim sağlık saat verdikten sonra her şey güzel olur. Havalar da çok güzel. Hava 1 dereceye düşene kadar ki yakında gözükmüyor. Gece ısısı içeri almayacağım arkadaşlar. Şuraya kulübenin kenarına dizeceğim. Güzelce ıslatacağım. Bakımlarını yapacağım. O beyaz sineklerden kurtulmamız lazım. Beyaz sinek kaçınılmaz arkadaşlar. Kapalı alanı aldığınız an abitilonlarla küpeler beyaz sinek yapıyor. Cam güzellerinde bu sene hiçbir hastalık yok. Bakın o kadar çiçekçilere gittim geldim. Bir sürü çuhalar gördüm. Hep tercihimi başka çiçeklerden kullandım arkadaşlar. Çünkü bahçede bunlardan bir sürü var. Bunların seneye çıkacağından eminim. Ama onlardan pek emin değilim. Cesaret edip almadım. Arkadaşlarım videolarında, seralarda görmek yetti bana. Ben bunlarla mutlu oluyorum. Benim için yeterli. Her tarafta bahçede dolu bundan. Bakın burada ortancanın altında da var arkadaşlar. Mis gibi çuha. En orijinalinden, en doğalından. Tabii çiçekçilerdeki kadar şey değil, gösterişli değil. Ama benim için yeterli. Aynı sefalar akşam olduğu için yavaş yavaş kapanıyorlar arkadaşlar. Bunlar akşamları kapatıyor kendini. Burada klematisin dibinde de var arkadaşlar. Klematisimiz de uyanıyor arkadaşlar. Şu kadar, şu kadar daha. Bakın her yerinde taze tomurcukları var. Kazanyalar tek tek açıyor. Amaryalislere bakın arkadaşlar, çıkıyorlar. Burada bir tane nergis var ama bu amaryalis
güzel hatun çiçeği saksısı. Buradaki klematisli canlanıyor arkadaşlar, bakın. Bu da fener çiçeği, ben de hiç açmadı. Bu sene göreceğiz Allah izin verirse. Burada sarı yasemin açmış. Bakayım ötekine gideyim, açmış mı? Ay papatyaları açmış. İlkbahar geliyor ya. İçerideki papatyalar açık biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kapalı balkonda kendilerini serada zannediyorlar. Bunlar da benim şepoylarım arkadaşlar. Mis gibi kokan şepoylarım. Kimisi daha yeni çıkıyor. Kimisi fide şeklinde. Bunlar geçen ilkbahar ekilenler. Bu sene üzerinden kış geçmeden şepoy açmaz arkadaşlar. Bu tohumlardan size de gönderdim. Bir de kınalı sarısını gönderdim. Karışık gönderdim arkadaşlar. Sonbaharda ekerseniz gelecek ilkbahar açarlar. İlkbaharda ekerseniz de gelecek ilkbahar açarlar. Matematik üzerinden kış geçmesi arkadaşlar. Soğuk görmeden, kış görmeden şepboy çiçek açmaz. Bakın bu da yeni tohumlar vermeye aday katsız bir şepboy. Böyle arkadaşlar. Orada da ballı babalar var. İlkbahar geliyor yavaş yavaş. Menekşelerimiz var. Bir tek sarı kaldı. Kedilerden bu doluydu ama kalmadı arkadaşlar. Bakın benim kızlar. Yabancı bir oğlan çağırmışlar. İşler bozuk arkadaşlar. Yeni kediler, yeni yavrular gelecek yani. Mart gelmeden erkenden getirdiler Mart'ı. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu tohumlar özellikle ekilmiş tohum değil, rastgele. Bir zaman sonra zaten ektiğiniz her tohumlu çiçek arkadaşlar bahçenizde kendi kendine çıkar. Siz tohum ekmeyi beklerken bir bakarsınız kendi dökülenler sizden çok daha önce çıkmış. Bendeki bu sene sedef çiçeklerinin yaptığı gibi. O geçen günkü gelin arkadaş vermişti bana. Dümeciler köyünden sedef çiçeği tohumu arkadaşlar. İlkbaharda ekersin dedi. Ben onları sonbaharda ayıklamıştım. Masanın üstünde dışarıda. Oradan dökülenler betonu yıkayınca gitmişler toprağın üstüne. Geçen gün bir okuttum. Kocaman kocaman fideler oluşturmuşlar. Baktım. Sedef çiçeği yazıyor arkadaşlar. Ben de daha havalar ısınsın da azıcık ekeyim diye bekliyorum. Namı diğer kızılcık. Hayatımda gördüğüm en yavaş büyüyen ağaç. İlk önce çiçek açar, en son meyveleri olur arkadaşlar. Bahçede 3 tane var. Bu evi yaptık yapalım. En çok beni bekleten, merak ettiren ağaç bu oldu. Yaşıtları böyle bahçe ağaç doldu arkadaşlar. Kocaman kocaman. Bunun boyu bu kadar bunların. Çok yavaş büyüyor. Her nereden izliyorsanız destekleriniz için, yanımda olduğunuz için, arkadaşlığınız için, dostluğunuz için hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlık, sıhhat sizinle olsun. İstediğiniz her çiçeğe ulaşın arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sizi seviyorum.